Gelelim fikri takipimiz olan meseleyi. Fevzi, yıllarca bu meseleye adeta pranga vuranlar oldu. Biz sokak hayvanı diyemedik ekranda, mayınla alan gibi. Bunu demek bir cesaret e, timsali olmak haline geldi. Düşün, ya böylesine bir problemi konuşamadığımız için popülasyon arttı ve bugün bu meseleyi konuşturmayanların gölgesi bu konunun üstündedir. Öncelikle bunu söyleyeyim ve şimdi sürekli başlıklar açılıyor. Yasayı geri çek ya da yasa uygulamaya konsun. Yasayı geri çek diyenler bir opsiyon sunuyorlar mı? Başıboş sokak hayvanlarına nasıl bir çözüm bulunsun? Tunahanlar gibi çocuklar parçalanmasın diye bir opsiyon sundukları... gibi bir gündemleri gibi... yok. Evet. Peki yani Çocuklar yani... parçalanmasın diye bir gündemi yok. Ben onların çocuklar parçalandığında hayatını kaybettiğinde geçmiş olsun başını sağ olsun dediğini de görmedim, duymadım. Yani böyle bir şey olduğunda ölü taklidi yapıyorlar birkaç gün sonra... Çok eski bir görüntü üzerinden manipülasyona devam ediyorlar. Buyurun. Bir orta yolu yok mudur bu yani. işin? Bu insanlar şimdi e, yasayı geri çek derken bir opsiyon sunmuyorlar. İstedikleri şey benim anladığım Ops bu sorun çözülmesin. Orta ne yol aramıyorlar. Hı. Hı. Evet tam olarak öyle. orta yollara işi yok. Bu kanun teklifi çıkmasın. Hı. Çocuklar sokaklarda parçalanmaya devam etsin. E, çeşitli hastalıklar e, bu anlamda yayılmaya devam etsin. Kuduz salgınından karantinaya alınan köyler olsun. E, turizmimiz yerle bir olsun. E, dünya sağlık örgütü Türkiye'ye gelecek vatandaşları, e, dünya vatandaşlarını uyarsın. Orada Kuduz riski var. E, dikkat edin sokaklarda ısırılma riskiniz var desin. E, sokaklarda çocuklar parçalansın. Köpeklerden kaynaklanan trafik kazalarında insanlar hayatını kaybetsin isteyenler bunlar. Yani bu ilkel tablolarla Türkiye yaşamaya devam etsin diyenler. Dolayısıyla bunların bir orta yol arayışı yok. Peki ötenazi noktasında ne, ne söylersin söyleyeyim? Fevzi? Yani şimdi herkes diyor ki köpekler toplanıp topluca katledilecekmiş gibi bir algı yaratıldı. Öyle olmadığını Hı -hı. istersen o noktayı konuşalım yani. Çünkü uyutulmasından evet. yana ben de değilim. Şimdi elbette. Ela ötenazi bu yasa teklifinin en son aşaması Hı. ...ve en istisnai kısmı. Bu kanun teklifinin temeli şu. Popülasyonu azdıran... ...ve bu sorunu... ...devasa bir dağ haline getiren... ...al... ...yakala... ...açısını yap... ...yerine bırak uygulamasından... ...geri dönülmesi. Hı. Yakala... ...barınağa koy... ...bak yöntemine geçilmesi. Hı hı. Biz en başından beri ne diyoruz Ela? Köpekleri parçalayın, köpekleri öldürün, köpekleri uyutun vesaire diyor muyuz? Asla, Hayır. Asla. Sokakta başıboş bir şekilde dolanan hayvan olmaz. Hı hı. Hayvan olmaz diyoruz ama sokak hayvanı kavramını da kabul etmiyorum ben. Sokakta kaç tane hayvan var? Bir tane hayvan var. Köpek var. Hem o köpekler sokaklarda çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Birbirlerini parçalıyorlar. Trafik kazalarında hayatını kaybediyorlar. Ee, yine çeşitli e, insandan da kaynaklı bazı tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar. İşte onların canını düşündüğümüz için bir, sokakta olmasınlar diyoruz. İki, iki yani yaşam hakkımız için sokakta köpek olmasını istiyoruz. Niye bunu istiyoruz? Çocuğumuzu okula, 100 metre ötedeki okula, belki penceresinden bakarak uğurladığımız okula gönderemiyoruz. Niye? Çünkü sokaklarımızda köpek sürüleri geziyor ve o çocukları tehditli olarak algılayıp saldırıyor. Saldırmadım. Onlarca çocuğumuzu biz bu saldırılarda kaybetmedik Yaşlı birisi ekmek almaya markete gidiyor, köpekler tarafından paramparça ediliyor. Tarlaya soğan toplamaya gidiyor, köpekler tarafından paramparça ediliyor. Olmadı mı? Yaşandı. Öyle değil mi? Tevzi bu arada özür diliyorum. Son iki Trafik... dakikamız olduğu için anket evet. yaptık biz sabah bu konuya dair. Ee, seyircimiz da de düşünmüş. O oylamaya da bakalım. Şimdi arzu yansısın. Bakalım bu yasayı geri çek başlıkları açık bir şekilde e, etki uyandırmaya çalışanlar... Etkili olmuş mu? Sokak hayvanları koruma kanunu yani geçtik. Teklifi. Evet. Bu kadar. Yasalaşmalı mı diyor? Yüzde 68. Bu bile... Yani bu da çok önemli bir rakam. E, ve Fakat ben bunun çok üzerinde bir desteğe sahip olduğunu biliyorum bu kanun teklifinin. Çok daha üzerinde bir desteğe sahip. Bu bile önemli bir e, gösterge. Yüzde 68'i kanunun bu haliyle yasalaşmasını istiyor. Desek ki köpekleri toplayalım sadece, alalım bir yerde e, muhafaza edelim deseniz bu oran yüzde %90'a çıkar. Hmm. Toplumun kahır ekseriyetinin, toplumun çok önemli bir kısmının mutabık kaldığı bir şekilde bu kanun teklifi hazırlandı. Herkesin görüşü alındı ve görüldü ki bu sorun çok ciddi bir sorun, çözümü gerekir. Dolayısıyla AK Parti grubu da bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Şunu söyleyeyim, bir, dediğim gibi öncelikle asıl sorun başıboşluluktur. Sokakta köpeklerin başıboş bir şekilde yer almamasıdır. Bunlar toplanacaklar, barınaklara konulacaklar, aşılanacaklar ve sahiplendirilecekler. Hı -hı. O kampanyanı yapan vatandaşlara sesleniyorum, sahiplenin. Hı -hı. Ya yani bu kadar köpekleri düşünüyorsanız ve barınaklarda insani olmayan koşullarda barındırılacağını değerlendiriyorsanız ki böyle olmayacak. Tarım Bakanlığı o barınakları <laughs> denetleyecek. Bizler de o barınakları evet. bir gözümüzle böyle ara ara takip edeceğiz. Ama siz orada insani koşullarda yaşamayacağını düşünüyorsanız o köpekleri sahiplerin Zaten yasanın temeli bu. Evet. Sahiplendirme kampanyası yapılacak. Evet. Sahiplenin bakın o köpekleri bir bu, iki efendim e, ötenazi olmasın. Ötenazi bu kanunun en istisnai kısmı. Tam olarak, ne olarak, olarak yazıyor evet. orada. Hı, -hı. Kuduz, hı, hı. Kuduz, kuduz, kuduz hı -hı. riski bulunan ve ağır hasta olan köpekler yönünden ötenazi tedbirine başvurulabileceğine dair hı -hı. bir düzenleme var. Şimdi. Kuduz köpeğe biz ne yapacağız? Diğer köpeklerle beraber barınağı mı alacağız? Onlara da mı kuduz bulaşmasını sağlayacağız? Nasıl buna ötenazi uygulanmadan evet. kalacaklar? Evet. Nasıl olacak bu? Yani ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. O zaman şöyle mi yapalım? Hı. Efendim kuduz köpeklerde de ötenazi yapılarak uyutulmasın. Evet. E, o zaman kuduz köpekleri de sahiplerinin evinizde bakın. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Şunu da söyleyeceğim Ela. ...toparlayalım Biz zamanım kuş, bitti... ...kuş gribi, Hı. Kuş, çok kısa... ...kuş gribi olduğunda... Hı. ...milyonlarca tavuğu... ...telef etmek durumunda kalmadık mı? ...neden çıtınız çıkmadı? ...her gün... ...yaz geldi binlerce sineği... ...çeşitli yöntemlerle evinizde Fareler öldürüyorsunuz... ...fareler de öldürülüyor... ...neden sesiniz çıkmıyor? Fareler ...fareleri gördüğünüz yerde... ...öldürmek için her yere düzenek koyuyorsunuz... ...neden sesiniz çıkmıyor... Her gün işte onlarca hayvan çeşitli evet. e, sebeplerle kesiliyor işte yenmek için vesaire. Taktıkları çantalar vesaireler çıkmıyor? de böyle fevzi. Bunu da evet. bilahire konuşmak istedim. Deri seninle. kıyafetleri giyiyorsunuz, deri e, ceketleri giyiyorsunuz, deri montları Çok... giyiyorsunuz, Hı -hı. değil mi? Evet evet. Onlar için de hayvanlar kesiliyor. Neden sadece köpekler için sesiniz çıkıyor? Evet. Bir tek hayvan köpek mi? Yani dolayısıyla son söz lütfen Ela kusura evet, bakma. Estağfurullah. Bu kanun teklifi mümkün olan en üst düzey toplumsal mutabakatla hazırlanmıştır. Hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmiştir. Ve sokaklarımızda 10 yaşındaki çocuklarımız parçalanmasın diye de Türkiye Cumhuriyeti milletinin milletvekilleri bu kanun teklifini tatile girmeden çıkaracak ve bu sorunu çözecektir. Biz de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Feyzi Çakır.